Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. İkinci dersimizi yapalım. 10. sözden. Evet, görüyoruz ki şu alemde tasarruf eden zat, mesela tasarrufunu işte ister istemez örnek veriyoruz. Şu birinci dersten sonra şu portakal, değil mi? Ne kadar sanatı, kıymeti yüksek, müddeti kısa. Mesela soyduk portakalı, portakaldan niye mesela veriyorum? Biraz önce sofrada olduğu için. Yani birinci derste ne vardı? Risale-i Nur insana ne kazandırıyor? Ne demişti? Risale-i Nur, Kur'an'ın ruhuyla kainata bakarak Kur'an'ı kainatla tefsir ediyor. Çünkü Kur'an kainatla başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. Alemleri kullanıyor Risale-i Nur. Şimdi ona ait bir ders işte. Biraz önceki o portakal, bak, sanatı yüksek, sanatı, kıymeti yüksek, ömrü kısa. Soyduk, parçaladık, doğru gitti. Böyle kıymetli sanatlarla tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Yani niçin yapıyor? Niçini var. O zaman ondan faydalanan insan yaşarken niçin olması lazım? Bakın, portakalı yapan, tövbe yani, portakalı yapan, narı yapan, cevizi yapan, seni yapan, kainat yapan, tövbe yani, tefekkür için söylüyorum. Zaten sorsak, bu kainatı niçin yarattın? Allah'a sorsak, ya Rab beni niye yarattın? Ya Rab portakalı niye yarattın? Sorsak, haşa der mi ki, hani hiç düşünmedim ya. Düşününce söylerim. Der mi? Demeyeceğini şundan biliyoruz. Ya en basitinden örnek vereceğim. Adamın bir tanesi duvara çiviyi çaksak Muhammed. Basit ya, duvara çivi çaksa. Ona sorsak, ne bu aptal aptal iş yapıyorsun? Duvara niye çivi çakıyorsun ya? Niye berbat ediyorsun şu duvarı? Adam o çivi çakmasını hikmet gösterir. Pano asacağım, zembil asacağım, resim asacağım, ne bileyim askılık asacağım. Yani hiç böyle bir adam olur mu? Vallahi çakıyorum ama hiç düşünmedim. Belki bir işe yarar diye çakıyorum. Çakar mı? Çakmaz. Böyle bir şey çakmaz. Ya bir çiviyi çakan mutlaka hikmetle çakıyor da seni bu aleme çakanın hikmeti yok mu? Yani çiviyi çakan, vallahi hiç düşünmedim, İyi ki sordun ya, hakikaten niye çakıyorum ya? Belki bir işe yarar demezken, haşa, Cenab-ı Hak ister mi ki, hiç düşünmedim seni niye yarattım. İnşallah bir şeyler yararsın galiba. Ben zannediyorum belki bir şeyler olursun der mi ya? Niçin söylüyorum? Hikmetle yapıyor. Abes iş yok. Nereden biliyoruz? Abes ve tesadüf olmadığına delil, kainatta israf yok, manasızlık yok, hepsi de donmuş ilimdir. Yani şu portakalda kimyacılık gerekmiyor mu? Aşçılık gerekmiyor mu? Matematik gerekmiyor mu? Fizik gerekmiyor mu? İnsanı bilmek gerekmiyor mu? Rengi gözüne göre, kokusu burnuna göre, yenişi dişine göre, bak suluydu dilim yapmış. Elma susuz yekpare yapmış. Tadı diline göre, gıdası vücuduna göre. Şimdi portakalda hedef sensin, elmada hedef sensin, şu ceyhan mıydı nehir? Evet. Ceyhanda hedef sensin. Peki bütün kainatı senin etrafına toplamış, sana hizmet ettiren Zat-ı Zülcelal, peki sen niçinsin? 1-2 milyar maaş için misin? Güneş sana lamba ve soba yapmış. Dünyayı sana hububat damarı yapmış. Dağları hazineler yapmış. Her şey senin için, sen 3 milyar maaş için. Olmaması lazım, anlamsız oluyor. İşte tam burada, işte kopuk nokta şurası, kainatın yaratılış hikmetine
gayesine uygun gayemiz olursa hayat anlamını bulur, sıkıntılar basamak olur, keyif olur. Eğer hayata gelişimiz, yaratılışımızın gayesinin anlamı olursa o zaman sıkıntılara tahammülün olur. Çünkü niye? Bunlar olur zaten dersin. Eğer hayata geliş anlamımızı kaybedersek hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. O zaman hayatın içerisine anlam katmak lazım. Anlam hayatın mayasıdır. O zaman hadiselere tahammül gücü veriyor sana. Niçin buradasın? Mesela çalışıyorsun değil mi? Sen çalışıyorsun, sana diyor. Ben öğrenciyim. Sen kardeş sen? Çalışıyorum. Çalışıyorsun. Şimdi o fabrikada bir sürü sıkıntı görüyoruz. Ama niçin çalıştığını biliyoruz. Maaş alıyorsun, vazifemdir. O sıkıntıyı, ya nereden geldi ya bu sıkıntı ya ben demiyor. Çünkü niye? Onun için zaten varız. Aynen bunun gibi de insan niçin burada bulunduğunun cevabı olursa dünyada rahat eder. Yoksa rahatı yoktur. Diyor ki bu kainata nihayetsiz hikmetlerle iş görüyor. Ona burhan mı istersin? Yani Allah, efendim abi, ona burhan mı istersin? Her şeyde maslahat ve faydelere riayet etmesidir. Her şeyde maslahat ve faydelere riayet ediyor. Yani eşyaya bilim adamları bu niye? O ot ya, ot ya. Ot araştırıyor, ilaç yapıyor. Her şeyde gaye var ama her şeyde gaye arayan profesör kendisinin gayesiz olduğunu iddia edecek kadar maskaralık bir şey olur mu? Otta gaye arayan, çakıl taşında ya bilim adamı geçen gördüm. Çakıl taşları var ya bu deniz kenarında. Onlarda maden arayan, başka başka şeyler vardı işte şimdi söylemeyeceğim. Rus yani bilim adamı. O çakıl taşları ile uzaydaki taşlarla kıyas ediyor. Hikmet arıyor, gaye arıyor. Aynı adam kendisinin manasız olduğunu söylüyor. Çakıl taşında gaye arıyor. Kendisinin gayesiz olduğunu söylüyor. Çok tuhaf ya. İman olmayınca bilgi de işe yaramıyor. Ona bir örnek vereceğim. Çok çarpıcı bir örnektir. Yeni rastladım. Şundan 3-4 ay önce. Bilirsiniz. Rus bilim adamı var. Karı koca. İnsan nasıl mutlu olur diye dünyanın bayağı gündemine oturmuştu. Ben Almanya'da rastlamıştım o şeyi, o gündemi. İnsan nasıl mutlu olur diye 2 cilt kitap yazmış. Bu da 2 cilt. İşte bundan 4-5 ay önce duymuşsunuzdur intihar etti. Mutluluğun zirvesine ulaştı. İnsan nasıl mutlu olur diye 2 cilt kitap yazıyor Ömer abi. Ve 5-6 ay önce intihar etmiştir. İkisi birden mi abi? İkisi birden. Ayıp olmasın diye. Bilmiyorum ne düşünürlerse. Niye? Kitabı yanlış demiyor. Bilgi yetmiyor. Ruh lazım. O da imandır. Tamam mutlu da ne olacak yani? Sonu nedir? Ne kadar mutlu olursan ol. Sonu kara toprak mı? Nasıl tahammül edeceksin? Ne olursan ol. Önündeki mezarı çözmen lazım. Önündeki mezarı pasaport dairesi ne zaman çevirirsen, ölümü izah edersen o zaman rahat olursun. Yoksa ölüm çözülmedikçe insanoğluna rahat yoktur. Rahatlık yoktur. O da nasıl çözülür? Kainatı yaratan zatın insanın için yarattığını çözersen o zaman sıkıntılar da çözersin. Ona burhan mı istersin? Her şeyde maslahat ve faydeleri riayet etmesidir. Görmüyor musun ki insanda bütün aza ve kemikler ve damarlarda hatta bedenin hücreatında her yerinde her cüzünde faydalar ve hikmetleri gözetilmesi. Mesela insanın tırnağından kemiğine kadar yaratılışında binlerce hikmetler var. Sanatlar var yani. Bak neresinde var? Bak diyor ki insanın bütün aza, kemiklerinde, damarlarında, hatta bedenin hücreatında, hücrelerinde, her yerinde, her cüzünde faydalar, hikmetler gözetilmiş. Hikmetler. Biz mesela şimdi biraz önce portakalı gönderdik. Ne oluyor? Bilmiyorum ne oluyor ama iyi şeyler oluyordur.
Kim nasıl yapıyor? Ne süzgeçlerden geçiyor? Tırnak olacak, saç olacak, parmak olacak, enerji olacak, fikir olacak, maneviyat olacak. Ne kadar şeyler olacak ya? Tırnak uzayacak, parmak uzamayacak. Saç uzayacak, boyun uzamayacak. Şimdi o hücrelerden her yerinde, her cüzünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi. Hatta bazı azası bir ağacın ne kadar meyveleri varsa o derece o uzva hikmetler, o organa hikmetler ve faydalar takması gösteriyor ki yani her şeyde binlerce hikmetler takmış. Bak bir tane manasız, anlamsız oradan gösteremez. Oradan gösteremez. Mesela geçenlerde gene çizmişlerdi, bana göndermişti. Bu iş makineleri var ya, iş makineleri. Toplayan, kaldıran, şey yapan, kesen, matkap yapan. İnsanın koluna, parmaklarına bakılarak yapılmış. Böyle cihaz. Şimdi çok tuhaf yani. İş makineleri insanın koluna bakılarak yapılmış. Hidrolik sistemi bu kan sistemine, kas sistemine bakılarak yapılmış. Askeri radarlar kartalın gözüne bakılarak yapılmış. Deniz savaş uçakları savaş gemilerinin sonar sistemi Yunus'un gözüne bakılarak yapılmış. Peki Allah gözü yaparken nereye bakmış? Yani kartalın gözüne bakılarak radar yapılmış. Peki kartalı yapan nereye bakmış? Kartalı yaparken nereye bakmış? Modeli yok, numunesi yok, maddesi yok, mukayesesi yok, taklidi yok, numunesi yok. İlk ve son yapıyor. Düşünebiliyor musun ya? Kartalı ilk yapacaksın. Tövbe yani, tefekkür için söylüyorum. Ya Allah böyle nasıl bir hatırına geldi kartal yapayım ya? Yerde koyun yapayım. Süt fabrikası yapayım. Otu ve suyu vereceksin. Arkasından öteki taraftan süt çıkacak. Yani tövbe yani Allah nasıl düşünmüş ya? Allah varken hiçbir şey yoktu. Mekan yok. Madde yok. Numune yok. Model yok. Mukayese yok. Zaman yok, madde yok, mekan yok. Yani ilk ve son. Deneme yanılma da yok. Yani hakikaten Allah ne kadar mucizekardır. Sen onu da hallediyorsun. Tabiat böylesine kendi kendine olunca. Yani kendi kendine değil bir koyunun tüyünü olması. Şimdi şu dershanenin salonunu mermer kabul edin. Mermer. Tamam mı Mehmet abi? Sen onu dediğine göre. Hem kendi kendine, Türkçe'de zıt zaten. Ben nasıl olmuşum, ben yokum? Kendim kendime, olmayan ben, olmayan kendimi yapmışım. Bir Türkçe'yi bilsen, bak kendi... kendi kendine ne demek, Türkçe yapayım bir daha. Olmayan ben, kim yapmış? Kendim, olmayan ben. Olmayan ben, olmayan beni yapmış. Kendim kendimi yapmışım. Şimdi bu belagat gramerde cevap verdi. Şimdi bu dershanenin salonunun yerine mermer koyun. Mermer düşünün. Tamam? Mermer. Canlı yapmayacağız şimdi. Bir teneke ufak çakıl taşlarını doldurun, tavandan bırakın. Mermere dökelim. Dünya haritası olur mu? Bir hücrede bir atomun, bak şimdi hesabını yapmayacağım şimdi de bildiğim için söylüyorum. Bir hücrede bir atomun orada, o dakikada, o saniye, salisede yer alabilme ihtimali matematik sırasına göre dünyanın ömrü olmuyormuş. Yetmiyormuş. Onu sök olmadı. Bunu koy, bu ihtimal. İhtimalleri koysak dünyanın yaşı yetmiyor. Bir atomun o hücrede yerini bulması için deneme yanılma hiç saniyede bilmem kaç bin tane yapılsa bile ihtimalle bile ömür yetmiyor. Dünyanın ömrü değil mi? Dünyanın ömrü yetmiyor. Ya şimdi harika söyledim. Şu mermeri koyun, üzerine taş atın. Bir teneke çakıl boşaltın. Ege haritası olsun. Finlandiya, Norveç olsun. Kutuplar olsun. Olur mu bir şey ya? Başka örnek vereyim. Şimdi kaç tane harf var? 29 değil mi Türkçe'de? A, B, C, Ç. Her birinden 1 milyon harf koyun torbaya. Torbanın altını delin. Torbanın altını deldikten sonra torbanın altından harfler uçuşsa ve aşağıya
olması gereken şu sözler adlı kitabı sırayla A, B, C, Ç harfleri yerine gelse ve bizim gibi şuurlu akıl insanlar da orada mana çıkarsa. Böyle cansız, ruhsuz kitap olur mu? Şimdi cansız bir kitabın böyle havada uçuşan harflerin bir araya gelmesiyle olamaz da bu kitaptan daha harika olan insanın topraktaki kalsiyum, magnezyum, uranyum, demir gibi harf manasında olan elementlerin garip bir tesadüf evrilip devril çevrilmesiyle nasıl olur ya? Senin merhametin garip bir tesadüfle mi olmuş? Hangi merhametli tesadüf attı seni? Şuurun, vicdanın, hayan, vefan, edebin ayıptır, günahtır gibi o insan ulvi değerlerini, insanı madde değil ki, hadi diyelim ki bedeni mi tesadüfen olmuş? Çünkü maddedir. İnsanın ruhu madde değil ki, duyguları madde değil ki, şuuru, vicdanı, ahlakı madde değil ki. Ya insanın azası bir ağacın ne kadar meyveleri varsa o derece o uzva hikmetler ve faydalar takması gösteriyor ki nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Annenin karnında yapılıyor, anne haberi yok çocuğun karnında ne oluyor. Karanlık yerde aydınlık aleminin anahtarı olan göz yapılıyor. Kullanılan teknolojiye bak. Portakal yedik. Portakal kör değil mi arkadaşlar? Kör. Anne kör mandalina yiyor. Kör ekmeği yiyor. Kör yoğurt yiyor. Kör maddeler yiyor. Bak kör maddeler bir araya gelecek. Karanlık yerde bir araya gelecek. Aydınlık aleminin alameti olan göz olacak. O da körlerin bir araya gelmesiyle göz mü olur? Cansızların bir araya gelmesiyle hayat mı olur? Şuursuzların bir araya gelmesiyle şuur mu olur? Şuur nasıl olacak ya? Sana şuur yok mu? İdrak yok mu? Farkındalık yok mu? Yani idrak etmiyor musun? Ya bu yanlış yapıyor falan. Daha şu andaki değil, önümüzdeki günler, haftaları tahmininiz yok mu? Hesaplarınız yok mu? Ya sen hesap ederken seni yapan hesap etmemiş mi? Sana gözü veren kendisi kör olur mu? Sana şuuru veren kendisi şuursuz olur mu? Sana hayatı veren kendisi ölü olur mu? Senin gayen var da seni yaratanın sende gayesi mi olmaz? Ya senin vücudunda ölü maddeleri gönderiyoruz portakalı karanlık yere. Ölü maddeler senin vücuduna girince diriliyor da sen toprağa girip de mi dirilmeyeceksin? Toprağa ne girdi de dirilmedi? Gübreyi dirilten Allah. Gübreden portakalı çıkartan Allah. Topraktan bu kadar diriyi çıkartan Allah seni de diriltecektir. Zira ilk yaratılışınıza bakmıyor musunuz? Ölü değil miydiniz? İnsan ilk yaratılışına bakmaz mı? İnsan yediğine bakmıyor mu diyor. Felyanzur el insan ila tami. İnsan yediğine bakmaz mı diyor. Ben Allah'ım ister istemez inanın demiyor bakın. Yediğinize bakmıyor musunuz? Bakmazlar mı? Felyanzur el insan ila tami. Nerelerde nasıl çıkartıyoruz? Görmüyor musunuz? Bir tanesini bile yapamazsın. Evet yaparsın. Plastikten narın, limonun taklidi var. Plastik ama. Hakikisine bak, kokusuna bak, taşıyına bak. İnsanoğlunda teknoloji buraya kadar gelmiş. Ya. İnsan yapılmıştır. Yapılan bu kadar yaparsa yapan neler yapmaz? O derece uzuvlara faydalar takması gösteriyor ki nihayetsiz hikmet eli işliyor. Ha demek ki her şeyde binlerce hikmet takmış. Elmasından, cevizinden, narına, her şeyine bu kadar hikmetler takmış. Bu hikmetlerin içerisinde gaye de sen olmuşsun. Bütün mevcudatın gayesi sensin. Güneşi lamba ve soba yapmış sana. Bütün bu gayeli olan mevcudatın gayesi sensen, bunlara rağmen sen gayesiz olabilir misin? Maksatsız olabilir misin? Yani vazifesiz olabilir misin? Vazifesi olmayana bak ne yapıyoruz? Meyve vermeyen ağacı sobaya, kar getirmeyen araba galeriye. Öyle değil mi? Meyve mi? Peki, kar getirmeyen araba galeriye, süt vermeyen sır kazana, meyve vermeyen ağaç sobaya, ibadet etmeyen insan cennete.
Ben demedim cennet. Olur mu? Olmaz. Değil mi? Bak siz söylediniz. Olmuyor. Çünkü ya sen yapıyorsun ya meyve vermiyor. Besler misin de o ağacı daha? Sobaya koyarsın. Süt vermiyorsun. Kesersin, kazana koyarsın. Kar getirmiyor arabayı, galeriye koyarsın. E sen bunu yaparken, seni yapan da, sen de bir mefaat takip ediyor, gaye takip ediyor, hikmet takip ediyor. Sen de onu yapmasan, seni de herhalde beslemez yani böyle bir daha başka bir memleketine. Bir tanesi bana dedi ki, yani grup dediler. Hocam dedi ya, gençler, ortaokul çocukları. Ya dedi, Allah niye cehennemine koysun dedi ya. Yanlışlıkla yapsa, koymaz dedi. Ben bile koymam dedi. Çocuk böyle. Mecidiyeköy'de hiç unutmuyor. Ve baktım eşofmanlarla gelmişler. Maçtan gelmişler. Dedim onların anlayacağı lisanla cevap vereyim. Dedim ki gençler siz dedim top oynarken aranızda muzil bir adam genç olsa arkadaşınız oyun bozar. Yani her zaman mızıklık yapıyor. Bir daha oyun oynar mısınız? Alır mısınız oyunu? Yok ne alalım dedi ya. Mızıklık yapıyor oyunu bozuyor. E aldık bir de ama bir daha olsa ya ona merhamet etsem olmaz mı? Olmaz önü bozuyor. Allah da işte burada top oynatıyor bizi. Cennetine koyarken böyle oyunu bozan, dünyada oyunu bozanı cennetini de alıyor. Çünkü orada da oyunu bozan. Bir daha ikinci oyunu almıyor. Evet demek ki binlerce nihayetsiz hikmet eli iş görülüyor. Benim çok hoşuma giden bu. Yani nereye bakarsanız bakın ne soru sorarsanız cevabı vardır. Ne elmaya niçin yaratıldın? Mesela portakala rengi niye böyle? Göz cevap veriyor. Biraz önce anlattım o portakal nasıl soyulur onu bile bilmiyoruz. Portakalı soyarken diyor ki İbrahim Hakkı Hazretleri portakal böyle uzakta tutarak soymayın. Çenenizin altına koyarak soyun. Zira ondan çıkan gaz burun vasıtasıyla sinirler ikaz ediliyor. Ya basit bir şey ya. Ona bile koymuş. Bak şimdi benim mesleğim itibariyle söylüyorum. O portakalın donmasın diye kış meyvesidir. Yazın değil. Donmasın diye portakalın etrafına antifriz sıvısıyla salgılamış. Sarmalamış. Niye? Portakalın içi sudur. Soğukta donar diye, soğukta donmasın diye portakalın o gaz denilen şey antifriz vazifesini yapıyor. Bizim okulda anlattılar ki mesleğim buydu. O portakalın gazı portakalın içerisindeki sıvıyı eksi Kayseri plakası kadar eksi 38 dereceye kadar içindeki sıvıyı koruyor. Hoca dedi ki bize işte arkadaşlar arabanın suyu soğukta donmasın diye antifriz ima edilirken portakalın gazına bakılarak yapılmış. Ben de duramadım. Hocam dedim portakalın gazını yapan nereye baktı dedim. Dedi Hasan şimdi motor iş diyor şimdi karıştırma. Dedim hocam cevabı madem dedi niye diyemiyorsun niye demiyorsun. Dedim böyle de. Yani düşünün bak. İnsanoğlu sanatını, ilmini kainat kütüphanesinden alıyor. Fiziğin konusu mevcudattır. Kimyanın konusu mevcudattır. Matematiğin konusu mevcudattır. Sen kütüphanenin kitabını kainattan yazarken kainatı yazan cahil olur mu ya? Yani fotosentez olayıyla veya hücre olaylarıyla bakıp ilim yazıyorsun. Kainattan kitabını dolduruyorsun. Bu ilim kitabı oluyor baktığın için. Oradan baktığını aldın. Fakat ağacı yapan cahil birisiydi. Sen şimdi hangimiz ama kör bir doktora, göz doktoruna gider misiniz? Arabanızı, hadi siz vazgeçtim. Arabanızı ama kör bir adama boyattırır mısınız? Boyattırmazsın değil mi? O zaman portakala o rengi atan kör olmaması lazım. Benim gözümü hoşnut edecek ona rengi koyan hem gözümü biliyor hem boyayı da biliyor. Portakalın kendisiyle yaprağıyla uyumlu bir renk tonunu koyabilmesi için onun dışında olan bir zat görmesi lazım. Zira masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Portakalı ve zamanı bunları yapan bunlardan öncedir ve dışındadır.
Bak masa yapan masadan öncedir ve masaya benzemez. Allah da onları yaparken onların cinsinden değil, onun dışındadır. Kör olmaması lazım. Niye? Çünkü sen köre gidip göz ameliyatı olmuyorsun. Son cümlemi okuyorum. Hatta her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki Allah Allah, nihayetsiz bir hikmetle iliş görülüyor. Bitti, cümleyi söyleyeceğim. İntizam şu. Şimdi karaciğeri yapmak için ilim gerekiyor. Yetmiyor. Karaciğer böbrekle çalışıyor, mideyle çalışıyor, bağırsakla çalışıyor, beyinle çalışıyor. Gözü yapmak için göz ilmi yetmiyor. Göz güneş ışınları altında çalışıyor. Kulağı yapmak için yetmiyor. Sesi bilmek lazım, değil mi? İşte intizam şu. Her bir organı kendi sistemi içinde yapılması için ilim gerekiyor. Sonra diğer organlarla uyumlu çalışabilmesi için o organı da bilmek lazım. Yetmiyor. Bu organın dışarıdaki mevcudatla, narla, ayva ile vesairelerle irtibatı olduğuna göre orayı da bilmesi lazım. Mesela gözü bilmeyen ayvaya boyayı atamaz. Dili bilmeyen portakala o lezzeti koyamaz. İnsanın vücudunu bilemeyen, insanın vücudunu bilemeyen elmaya o gıdayı koyamaz. Şimdi ikisinin misalime dikkat et. Beyni bilmeyen cevizi yapamaz. Beyni bilmeyen cevizi yapamaz. Ya sizin ya burada da var. Burada da varmış, sizde de varmış. Ya yeşil ağaçtan, zeytinden, yeşil ya, zeytinden yağ çıkartacaksın, o da yağ yanacak ha. Alevi ateşi suyun içine koymuş. Zeytinyağı ya. Su ya. Ateşi onun içine koymuş. Kullandığı şu teknolojiye bak. Diyor ki, cümle neydi? Nihayetsiz intizam var. İntizam. Yani insanı meydana getiren maddi organlar kendi bütünlüğü içinde mükemmel bir ilim ve tasarım. Mucize bir geometrisi var, görüntüsü var, işlevi var. Bir karaciğerin tam 3500 şu anda bilinen vazifesi var. 3500. Diyor ki karaciğerin vazifelerinden bazı vazifeleri yapmak için bir köy kadar kimyevi tesisler lazım. Karaciğerin bazı vazifelerini yapabilmek için boşluk bırakmamak şartıyla bir tane böyle kimyasal bir tesisler lazım. Şimdi düşün, o kadar büyük vazifeyi küçük bir yere sıkıştırmış. Evet, inşallah haftaya buluşuruz, buluşmak üzere. Geceniz, gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak aziz eylesin. Hizmet-i İmaniye'de sebat versin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah versin. Ve anlayışımıza idrak versin, şuur versin. Cenab-ı Hak bize irade ve ihtiyar sahibi eylesin de şerlerden, deccallardan, fitnelerden bizi muhafaza emin eylesin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Selamat.